Ama influencer olmak ne demek? Influencerların tamamı kara para mı aklıyor bu sosyal fenomenler? Yaptıkları iş ne? Sen sayısız influencer sosyal medya kişisiyle çalışıyorsun ve bunlar marka tanıtımları yapıyorlar. Niye bu kadar arttı bu pazar? Yani ana akım medya bitti. Televizyonda kimse reklam izlemiyor. Dijital platformlarda parası olan premium üyelik alıyor. Reklamları pas geçiyor. Markalar, kurumlar da kendi iletişimlerini bir şekilde yapmak zorundalar. Şu pazar nasıl çalışıyor? Burada herkes mi yasa dışı iş çeviriyor? Bize bir anlatır mısın lütfen? Bu arada Efe, Şimdi Arman öncelikle anlatırken influencer fotoğraflarını da verelim, üzerinde ama konuşacağız. lütfen ona göre verelim şimdi. Öncelikle bu işi en basit anlamıyla şöyle tanımlayabiliriz. Hiç böyle işin tekniklerine vesaireye girmek yok. Siz bile bir şey alırken veya buradaki izleyen kişiler bile veya yorum yapan arkadaşlar bile bir şey alırken bir arkadaşlarına soruyorlar ya da bir arkadaşlarından etkileniyorlar. İşte sen neden bunu aldın? İşte alma sebebin neydi? Sence bu telefonu almalı mıyım? Bu araba nasıl diye bir soru soruyorsunuz ya da birileri size anlatıyor. Aslında influencer marketing genel temeli bundan oluşuyor. Birilerinin sizi etkileyebilmesi ve sizin birilerinizden etkileniyor olmanızdan kaynaklı bir ekosistemden bahsediyoruz. Fakat bu ekosistemin adının maalesef ki şu anda kara parayla aklanıyor olmasından biz ajanslar, gerçek içerik üreticileri, gerçek influencerlar inanılmaz derecede rahatsızız. Çünkü baktığınız zaman aslında kara para aklamaya en uygun olmayan sektörlerden bir tanesi influencer marketing. Hemen Öyle bunun mi? sebebini de açık. Evet, bunun sebebini açıklamak istiyorum. Tam tersi bir algı yaratıldı şu anda. Hatta birisi Hasip diyor ki influencer'ın Türkçesi yok mu? Var. Sosyal medya kişisi deniyor. Yani tam çevirisi yok. Şöyle, Ticaret Bakanlığımızın 2019'da açıkladığına göre sosyal medyadaki etkileyici yayıncılar, influencer'ın Türkçe karşılığı. Bayağı uzun. Evet, yani sosyal medyadaki etkileyici yayıncılar gözüyle baktığımız zaman aslında bu kişiler de içerik üreticisi. Instagram'da, YouTube'da işte öz zamanında olduğu gibi, YouTube'da içerik üretenler, Instagram'da içerik üretenler, TikTok'u, Snapchat'i aklınıza bir insanın içerik üretebileceği her yer bunun için gelebilir. Bahsettiğimiz yerde eğer başarılı, iyi bir içerik üreticiyseniz de bildiğiniz gibi çeşitli takipçileriniz var, kendi fanlarınız var, insanlar size yorum yapıyor, bir komünite oluşturuyorsunuz ve siz o insanları çeşitli linkler paylaşarak ya da bir üründen bahsederek, hizmetten bahsederek markaya yönlendirebiliyorsunuz. Influencer marketingin en basit temel işleyiş şekli bu. Ama neden bu sektör aslında kara paraya atlamaya uygun bir sektör değil? Çünkü burada çalıştığınız markalar, çalıştığınız ajanslar, bir öncelikle şunu belirteyim. Bu konunun üstünde çok yoğun bir şekilde Ticaret Bakanlığı'nın kontrolü var. Ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı'nın kontrolü var. Ne yapıyorlar aslında? Influencer diye kaydedilmiş olan influencerların paylaşımları aslında sürekli takip ediliyor. Neyi takip ediyorlar? İşte şu an Suudi Alkış'ın bugün sizde paylaştığım içerik o Ha, değil mi? evet, bu Bir influencer... şimdi Sude Alkış diye biri varmış mesela, Arman, ben tanımıyorum, anladığım kadarıyla mesleği bu yani. Gerçekten de hani Evet. sosyal medya kişisi olarak çalışıyor, markalarla işbirliği yapıyor ve bunun bir meslek olduğunu anlatmaya çalıştığı bir reels çekmiş. Çünkü şu anda insanlar işlerini yapamaz durumdalar ve birçok sosyal medya fenomeni de ciddi olarak bu işten korktuğu için hesaplarını kapatmış, işte bir yerlere gitmiş. Demin öyle bir haber vardı hatta ekranda. Ama bu işi gerçekten yapan, senin de müşterilerine önerdiğin, yani Sude ile çalışalım, yok bilmem kimle çalışalım, kimse artık, hani ben isimlerini bilemediğim için yanlış bir şey söylemiş olmak istemiyorum ama 40 binden fazla var Özlem Hanım. Şu anda aktif olarak Türkiye'de influencer olarak işbirliği gerçekleştiren, bu affiliate dediğimiz kazanç ortaklığı da olabilir. Markalarla beraber bir markayı tanıtacak Reels oluşturan, TikTok oluşturan arkadaşlar da olabilir. 40 binden fazla. Bu işten 300 lira, 500 lira, 300 bin lira, 500 bin lira, 3 milyon lira, 5 milyon lira şeklinde para kazanan içerik üreticisi var baktığınız zaman. Kesinlikle küçük bir ekosistemden bahsetmiyoruz. Ama bu bahsettiğimiz ekosistem ve bu bahsettiğimiz, hatta bir şöyle bir rakamdan da bahsedeyim. Dünya genelinde influencer marketing üzerinde markaların harcadığı para şu anda güncel olarak yaklaşık olarak 19,1 milyar dolardan fazla. Türkiye'de de bu rakam yaklaşık olarak 1,5 milyar TL civarında. bir Kazanç dakika, işte bunu gelir yavaş, ortaklığı dahil. bir dakika, bu rakamlar acayip rakamlar. Bunu benim sakin sakin yazmam lazım. Bir dakika, bir dakika, bu pazarın değeri Dünya genelinde 19 milyar dolardan fazla. bir dakika, Evet. buraya yazdım da onu. Bu pazarın değeri, gördüğün gibi kardeşim. Ha, hem KJ operatörü, hem kamera teknikeri, hem dijital yayıncı, hem vergi uzmanı da oldum sayende. Bu pazarın değeri, ay bir de yazabilirsin, 19,1 milyar dolar. Aynen öyle. 19,1 milyar
Dolar arkadaşlar, rakam bu, dünya genelinde bu. Türkiye'de de tabii hayli haysiyetli bir pazardır diye düşünüyorum. Şimdi sana şeyi soracağım. Peki bu pazar ne? İş ne yani? İş ne? Mesela diyelim ki sen bana bir markayı getirdin. Ne yapmam bekleniyor? İş ne? Yasal çerçevede nasıl yapılıyor bu? Faturalaşıyor muyuz? Vergi mi veriyoruz? Hashtag mi yazıyoruz? Nasıl oluyor sosyal medya platformları üzerinde? Bu arada biz bunu yazınca mı nedir bilmiyorum. Murat Muratoğlu geldi. Özlem bir arasana please. 22 TL içinde. 22 TL Murat senin Bey, saygılar. çok 22 yalan biraz oldu aslında biraz, evet. yani. Yani biraz ayıp olmuş yani. 22 TL, tabii ki seni aramayacağım Murat'cığım. Biraz daha dene bence. Evet, dinliyorum seni Arman. Şimdi bahsettiğiniz şey markadan markaya veya hizmetten hizmete değişen bir şey. Sonuçta bir telefon markasının size yaptırmak istediğiyle bir televizyon markasının ya da bir içecek markasının size paylaştıracağı şey birbirinden farklı. Farklı briefler üstüne dönen bir ekosistem bu. Fakat bu en basitinden şöyle bir şey de olabilirdi. Sizin bu yayınınızı düşünelim. Bu yayınınızın bir sponsoru olabilirdi. X bir marka. O X bir markanın burada logosu gözükebilirdi. Ya da siz beni almadan önce, bu arada Arman'ın yayını almadan önce size şu markanın şöyle bir şeyinden bahsetmek istiyorum deyip editorial gibi içeri de girebilirdiniz. Bunların hepsi influencer marketing'e tabi şeyler. Fakat bence burada önemli olan bir influencer'ın ne paylaştığından daha çok, çünkü paylaşılacak şey tamamıyla markaya göre ve içeriğe göre değişebilir. İşin yasal statüsünün değişen herhangi bir kısmı yok. Çünkü bu işte bir influencer ajansla veya markayla direkt çalışsa da bir gelir alabilmesi için ya bir fatura kesmesi gerekiyor, ya YouTuber'ların büyük çoğunluğunda olduğu gibi bir istisna belgesi olması gerekiyor ki bu istisna Ne var? belgesi KDV istisna belgesi diye geçer. Sizde de var. Ya ajansa kesecek, ajans oraya marka gitsin ya da bir gider pusulası, bir fatura kesemiyorsa gider pusulası ödeme alması gerekiyor. Bu ne demek? Aslında bir para transferinin gerçekleşebilmesi için gerekli tüm yasal belgelerin hepsinin ortada olması lazım ki ajans ya da marka içerik üreticisine para transferini yapabilsin. Şimdi bu işin kara para aklamayla alakası olmadığını gösteren ayrı bir durum. Çünkü kara para aklama dediğiniz şey dışarıdaki nakit dolaşan paranın ekosisteme girmesi ve bankacılarıyla temizlenmesi değil, bankaya sokulmasıyla beraber temiz statüye kavuşması ve oradan transfer edilmesidir. Influencer marketing'de ise para zaten bankada. Elden ödenen bir para yok. Açıktan ödenen bir para yok. Bunu yapan var mıdır? İlla ki vardır. İlla ki elden dönen bir ekosistem vardır. Ama bahsettiğimiz bu büyük rakamlar, büyük markalar, işte büyük hizmetlerin içerisinde bir elden para dönebilmenin herhangi bir imkanı kesinlikle yok. Sonuçta ben bir kara para aklama uzmanı değilim. Kesinlikle değilim. İyi ki de değilim. Çünkü akşam yatsa kafamı rahat koyabiliyorum. Murat Bey bağlanırsa muhtemelen o konuda çok daha iyi örnekleri verebilecektir ama sonuçta bir nakit paranın aklanabilmesi demek, nakit dönen bir ekosistem olması demek. Bunun bir restoranı, yani nakit parayı nerede harcıyorsunuz? Bir düşünün. Bir elektronik mağazasına girdiğiniz zaman bir telefonu nakit değil kartınızla alıyorsunuz. Demek ki dolaşımdaki bir şey üstünden gidiyorsunuz. Ama bir restorana gittiğiniz zaman nakit ödeyebiliyorsunuz. Güzellik merkezinde nakit ödeyebiliyorsunuz. Otelde nakit ödeme yapabiliyorsunuz. O yüzden influencer marketing zaten para aklamaya uygun bir alan değil. Fakat neden bu kadar çok fenomenler üstüne gidiyor? Çünkü konu seksi. Bugüne kadar bu ülkede para aklanmıyor muydu? Bu ülkede bir dolandırıcı yok muydu? Ama dolandırıcının yanına X bir title daha koyduğunuz zaman seksi bir konu haline geliyor. Daha çok konuşuluyor ve aslında fenomenler mi aklıyormuş bu paraları diye de aslında sulandırılabiliyor konu bir yandan baktığınızda. Çünkü konu bağlamından da kopartılabiliyor. Ortada milyarlarca lira bir vurgundan bahsediliyor. İşin içerisine fenomen eklediğiniz zaman bir anda sanki suç ortağı yapılmış 40 bin kişi varmış gibi oluyor. Yani şimdi çok önemli bir şey anlatıyorsun aslında. Çünkü bu sanki fenomen pazarından isimlermiş gibi gözüken isimlerin ortak özelliklerinin bir işletme sahibi olmaları. Mesela benim bir işletmem yok, bir güzellik salonum yok. Hoş bir meslektaşım açmış güzellik salonu. Az önce videosunu gördüm, bir tanıtım videosu koymuş. Bayağı şaşırdım yani, hani haberci bir insan niye güzellik salonu açsın diye. Gördün mü bilmiyorum, sen Buket Aydın bir güzellik salonu açmış. Bayağı da gösterişli bir şey açmış yani, içinde her bir şeyler var. Bak o binaya bak. Vay vay vay, döşemeler, şeyler, orkideler, Yani bu resim. işte para var diye düşünüyorum ben Özlem Hanım. Bu işte para var demek ki bir şekilde para kazanılıyor. Ama binlerce güzellik merkezine kimler gidiyor? Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ben gidemiyorum, onu biliyorum. İşim de olmaz yani, çok da sevdiğim bir şey de değil. İnsan arada bir istiyor tabii ama o kadar da değil yani. Buket Aydın neyse güzel salonu açmış. Bu şu anda dosyalarını senden sonra, senin bağlantından sonra tek tek anlatacağım. Bütün bu sosyal medya isimlerinin ortak özellikleri ya bir otel
var, bir turizm şirketi, ya bir araba otomobil galerileri, ya işte efendim mücevher üretiyorlar takı, ya güzellik salonları var, kozmetik ürün satıyorlar. Böyle bir takım bağlantıları var ve böyle benzer rotalarda dolaşıyorlar. Dubai'yi, işte mesela bu hanımefendiyi ben yeni tanıdım ve de İngilizce içerik üretiyor bu arada. Türkçe dediği bak, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yazmıyor videonun üstünde. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday falan yazıyor yani. Hangi yabancı Ben şeye... daha vahim bir şey söyleyeyim mi? Bahsettiğiniz son 2 haftadan beri Dilan Polat dışındaki, ben Dilan Polat'ın eşinin adını haberlerden öğrendim. Dilan Polat dışındaki ismi geçenlerin %90'ını bizim ajanslar dünyasında ya da markalar dünyasında tanıyan kimse yok. Belki bir iki kişi daha, şimdi o isimleri söylemeyeceğim. Onlarla ilgili herhangi bir iddianame vesaire falan görmedim çünkü doğru olmaz diye. Bilmiyoruz. O gösterilen işte Umre'ye gitmiş olanlar, hacca gitmişler, namaz pozları var ama bir bakıyorsunuz 2 yılda muazzam değişim göstermişler. İşte Lamborghini'leri, Ferrari'leri binmeye başladılar. Biz tanımıyoruz. Nasıl oluyor? Emin olabilirsiniz. Sen diyorsun İlk ki defa görüyorum. yani 40 bin sosyal medya kişisiyle çalışıyorum. Türkiye'nin en çok sosyal medya iletişimi yapan ajansının hem kurucususun hem genel müdürüsün. 10 yıldır binlerce sosyal medya kampanyası yönetmişsin ve bu insanların varlığından bile haberdar değildin sen yani. Demek Yani ki bu... şu anda ben bir yandan yayına girmeden önce emin olmak için bir iki arkadaşımla daha konuştum. Dedim ki acaba ben mi kaçırdım? Hiçbir fikrim yok. Şimdi ben bunu da şöyle adlandırıyorum artık. Eskiden sosyal medyadan önce de şeyler yok muydu? İşte güvenilir ünlü endeksleri. İşte Seda Sayan'ın güvenilir ünlü çıktı. Acun'un abinin çıktı. Bilmem ne çıktı. Vesaire bir ton isimler çıkıyordu. Şimdi bu nasıl çıkıyordu? O insanların daha çok televizyondaki görünme varlıklarıyla ne kadar çok görünüyorlar, insanlar ne kadar çok kendilerini onlara karşı samimi hissediyorlar, kaç okul yaptırmışlar, yardım kampanyalarının ne kadar, ona göre bir güvenilirlik endeksi vardı. Dolandırıcının kılıfı yüksek takipçiliği Instagram hesabı olunca güvenilirlik endeksi ona göre belirleniyor. Ama Şu anda bunlar bot herhangi bir kişi... değil mi ya? Bot değil mi ya? Böyle bir insanların 2 milyon takipçisi var mı gerçekten ya? Şimdi çok tartışmalı konu. Baktığınız zaman ilk bu haberler çıktığı zaman Twitter'da gerçek kullanıcı olarak da kendilerini savunan insanlar vardı. Botlar evet vardı tabii ki de ama gerçek kullanıcılar da vardı. Onların kendi müşterileri de var. Güvenen aile çevreleri de var ve aslında sen benden çok daha iyi biliyorsun. Türkiye'nin yakın tarihine çok daha hakimsin. Bizde bir anda en büyük suçlu, en büyük mazlum haline gelebiliyor. Bir yandan destekçileri olabiliyor. Daha benden önceki haberde en salıverilmesini beklemediğimiz kişi hapisten salındı. Ve eminim onun bile destekçileri var ki hapse atılmadan önce hatırlıyoruz Türk bayraklarıyla çekilmiş olan fotoğraflarını vesairesini. 6 sene O önce tabii yüzden neler neler. %80'ine bile bot desek, yani 2 milyon takipçinin %80'ine bile bot olsa 400 binden fazla gerçek insanları var demek. Gerçek takipçileri var anlamına gelir ki bu yine çok büyük bir rakam. Şimdi gerçek dolandırıcı ya da kara para aklayan kişi de artık Instagram'ın ya da TikTok'un ona sağladığı o takipçi gücüyle beraber de aslında kendi güvenilir insan statüsüne sokuyor. Birileri bir bakıyor diyor ki aa mavi tıklı verified hesabı var tamam diyor. Bakıyor 1 milyondan fazla takipçisi var demek ki bu işinde iyi. Aslında alakası olmayan bir konu ama bununla bağdaştı. Daha fazla güveniyor da olabilirler. Maalesef ki. Anladım. Yani özetle aslında sosyal medya marketing, influencer marketing dediğimiz alan yasal bir iş, regülasyonları var. Fatura kesiyorsun, işbirliği yapıyorsun, vergisini ödüyorsun, Çok ciddi KDV. regülasyonları var bu arada. Çok ciddi cezaları olan Ticaret Bakanlığı tarafından çok büyük... Maliye Bakanlığı'nın cezalarını zaten girmiyorum. Ben çünkü her zaman söylerim. Kendi eğitimlerimde de söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 1 lira bile kazansanız vergisini vermek zorundasınız. Tutarı ne olursa olsun. Sadece resmi statünüze göre de değişen bir rakam var o stopajın vesaire. Ama Ticaret Bakanlığı da influencerların her paylaşımına, işte neler paylaşılmış, işbirliği yazmış mı, ne anlatmış, işte üründen bahsederken ürünü çok övmüş mü, övmemiş mi, ürünü kullanmış mı, kullanmamış mı, her şeyi takip ediyorlar. Şu anda ekranda gördüğümüz kişiler veya asıl bu konuya sebep olan kişiler sosyal medyada içerik üreticisi değiller, influencer değiller. Onlar sahip oldukları gerçek title'ların üstüne bir kılıf giydirmişler ve o kılıfla tüm influencer camiası yargılanıyor şu anda baktığımızda.
Çok net anladım. Yani bu mesele sadece sosyal medya influencerlığı ya da influencer marketing değil. Yani bunun arkasında bambaşka bir yapı var. Biz görüntüde sanki sadece influencer marketing yapılıyormuş zannediyoruz. Aslında bununla alakası yok. Bu arada Murat yayınımızı yani chat odasına geldi ve deminden beri neler yazıyor görüyor musun? Yani Evet. görmüyorum ama artık şu Ama Armanıcan adamdır yazmış. Benim hemen şu linki yollayasım var Murat Bey. ben Engin Kadınoğlu yazmış. ben çoktan yolladım StreamYard linkimizi ona ama gelmiyor. Demek ki müsait değil anladığım kadarıyla. Sağlam para harcadı ama. Murat Muratoğlu standartlarında dur bakayım 22 artı 110 artı 2 tane 220 dur hep hesapla 440 oradan geldi. 550 oldu öylece. 22 var büyük para. Normalde yani Murat biliyorsun. %20'si vergi. O Ya para sen gelmeden kesildi bile Özlem Hanım. Halk Bankası'na düşmeden kesildi o para. influencer marketingci misin yoksa vergi müfettişi misin anlaşılamadı yayın boyunca yani hey Allah'ım ya Rabbim ya. İnşallah beni öyle konumlandırıp buradan kesitler alıp böyle böyle dedi ama bu böyle böyle dedi demezsiniz. Benim adım influencer marketing. Vergi uzmanı değilim. Onun için Murat. Ozan Bingöl gelsin. O konuşsun tabii ki de. Arman çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgilerdi. Ben teşekkür ederim davet için.